Arkadaşlar beni soruyor musunuz kim olduğumu vesaire. Yapımcı ona buna sormuş. Ben buzdağının görünen yüzüyüm. Selahattin Erbaş'ın yeğenlerinden biriyim. Bu adam bir sürü yeğeni var. Herkes işinde gücünde. Sağda solda herkes işine gücüne bakıyor. Çalışıyor. Yani 62 senesinden beri kadını görüp pavyoncuk yaparım. 60 sene oldu. Sadece Türk milletine burada doğruyu anlatmak niyetindeyiz. İstanbul'da oturup, İstanbul'da yaşayıp, İstanbul'da ekmek parası kazanan insanların Adana ve Adanalılar hakkında konuşmasına karşıyız. Eğer bunu yapıyorsanız karşınıza bir şekilde dikiliriz, çıkarız. Ben diyorum ya. Video çekeriz, bu şekilde anlatırız ve insanlar görür, benim, duyar, anlar. Benimle konuşup doğruyu yapması lazım. Biz kendine para istemedik, pul istemedik. Eğer yarın benden para istedi, pul istediyse namussuzluk, şerefsizlik yapmış olur. O değil herkes. Kimseden ben para da istemedim, pul da istemedim. Orada gelmişim, doğru da giderim. Kimse beni caydıramaz, kimse beni yolundan döndüremez. Arkadaşlar, Ayça Öztürk'ün soruyorsunuz. Ayça Öztürk'ün'e sallıyorsunuz, hakaret ediyorsunuz. Bay efendim Halis Serbest'te niye röportaj yapmış? Kadının mesleği gazetecilik, yazarlık. Kadının mesleği bu. Yani ne? Ya. Meslek. Mesleği olunca ne olmuş oluyor? Halis Serbest'le konuşabiliyor. Niye? Eğer ki Ayça Öztürk'ünü eleştiriyorsanız gerçekten, yürekten böyle bir eleştiriniz varsa, biz de sizi eleştiriyoruz. Madem o kadar yürekli yiğit gazetecisiniz, götünüz varsa siz gidin konuşun. Adam gelmeyin demedi ki hiçbirinize. Bakın Tülin Tonguş gitti konuştu. Erkek gibi kadın. İstanbul'da ben de gittim Tülin Tonguş'a konuştum. Ayça Öztürk'ün geldi, Selahattin Erbaş'la da görüştü. Hanginiz yaptınız? Adam bir köşesi var diye gazetede, ismini söylemeyeceğim, telefonuma düştü. Baktım okudum. Halis Serbest'e sallamış. Ne yapacaksın demiş Halis Serbest'e. Bize de mi kezzap atacaksın demiş. Filmin çekimcisine de mi kezzap atacaksın demiş. Bak kardeşim, oturduğun köşeden bir şey bilmediğin belli. Sana ben yazı yazdım. Telefon numarama kadar verdim. Yazdığım yazı içerisinde yapımcıların bu işi nasıl sulandırdığını, nasıl para kazanmak istediğini, tek gerçeğin para olduğunu size anlattım. Telefon numaramı verdim. Selahattin Erbaş'ın akrabası olduğumu, Selahattin Erbaş'a bir muhabir yollayın dediğimi, size özel anlatacağımızı biz söyledik. Ayça Öztürk'ünü eleştiriyorsunuz da, Ayça Öztürk'ün yaptığı erkekliği yapamıyorsunuz. Adam orada gidiyor yanına, kadın başına gidiyor, tek başına gidiyor. Arabayı kullanıyor, gidiyor evinin önüne çekiyor ve Halis Serbest'le görüşüyor. Yapabiliyor musunuz? Götünüz var mı? Yiyor mu? Yemiyor. Niye? O zaman Ayça Öztürk'ün doğru yapıyor. Gazeteci. Gazetecilik görevini yerine getirdi. Bunun bir haber değeri var. Haber değeri olduğu için de gitti kadın konuştu onunla. Kadına ahlaksız diyemezsiniz. Eğer ki Ayça Öztürk'üne ahlaksız diyorsanız, tamam mı arkadaşlar? Varsa ispat edin. Gidelim beraber yüzüne tükürelim. Var mı böyle bir şey? Ayça Öztürk'ün Halis Serbest'le görüştüğü için ahlaksız olmuyor. Görevi bu, işi bu. Türk halkına doğru düzgün bir şeyler anlatmak. Tamam mı? Ve ayrıca Bergen filminin de senaryosunu yazan kişilerden bir tanesi. Mahmut Hekimoğlu bir film çekecekti. Bu film Mahmut Hekimoğlu'nun vefatından dolayı olmadı. O da ahlak etik bulmadığı için Mahmut Hekimoğlu'nun anısına bu işten çekilmişti. Ama senaryosu etrafa dağılmış. Tabii bu senaryoyu siz okumadınız, görmediğiniz için, Bergen'i nasıl anlattığını, Halis Serbest'i nasıl anlattığını bilmediğiniz için, tamam mı? Kendi dünyanızda kafanızdan bir Bergen uydurdunuz. Bir tane yazar buldunuz. Tok diye bir adam bir tarafından bir şeyler uydurdu. Onu yapmak istediniz. Sonra ortaya bir Adana delikanlısı çıktı. Yani ben Osakan Tok emekli oldu bu işler. Ne oldu? Oldu mu? Mine bana diyor ki, ya Osakan Tok'un yazmış olduğu kitaptan ben bu işi çekmem dedi. Bilmem doğru, bilmem yalan. Yalan. Mine bunları biliyor. He. Bu videoları izledikten sonra diyor ki, ya gazetecisiniz, gerçekten gazeteci görevini yapan insanlara saldırmayın. Siz kendi meslektaşlarınıza bile saldırıyorsunuz. Yani bu piyasadaki birkaç tane kadın gazeteciden bahsederken ben gerçekten onların erkek gibi olduğunu düşünüyorum. Yiğitçe beni aradılar. Benimle görüştüler. Ben de gittim yanlarına. Görüştüm. Ayça Öztürk'üne küfrediyorsunuz. Ayça Öztürk'ün bedeni hakkında konuşuyorsunuz. Yani bunları yapmayın. Bakın bir oğlu var 27-28 yaşında. Yani hani ediyorsunuz ya erkek olarak. Yani o da karşınıza çıkabilir. O da size gösterebilir. Yani artık ne gösterirse, yani kabul ederseniz o da size gösterir. Yani onun da bir delikanlı oğlu var. Yani o da karşınıza çıkabilir. Sonuçta o da bir erkek. Yani insanları fazla tahrik etmeyin.